Arkadaşlar merhabalar. TYT AYT Geometri Full Tekrar Kampı'nın 12. gün 1. videosundayız. Çember konusuna başlıyoruz. Evet, bu videoda ne yapacağız? Çemberde açıyı şöyle bir kısa tekrar yapacağız. Ardından klasik soruların çözümlerini yapacağız. Sayfa numarası 99, 100, 101, 102, 103 ve 104'ün çözümünü yapacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Çemberde açı başlamadan önce şöyle bir kısa bir özet geçeyim. En fazla kural çemberde açıda var. Sonrası konularda anahtar kelimelerle bu işi çok rahat bir şekilde halledeceğiz. Kural deyince de akılda kalan şeyler zaten bunlar. Tanım da diyebiliriz. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Merkez açı. Merkez açımız alfa ise gördüğü yay da alfadır. İkincisi çevre açı. Alfa ise gördüğü yay 2 alfadır. Sonra bununla ilgili iç açı var. İç açı bu merkez açı falan değilse gördüğü yayların toplamının yarısıdır. Yani alfa x artı y bölü 2 eşittir. Yalnız böyle bu tür sorularda şuna da dikkat etmek lazım. Bazen üçgen bilgileriyle yani iki iç açının toplamı bir dış açı gibi bilgilerle daha kolay bir şekilde sonuca ulaşabiliyoruz. Üçgende açı bilgilerini de burada kullanmayı da ihmal etme. Sonra bununla ilgili bir de dış açımız var. Dış açımızda dışarıda oluşan açıyı ya diyoruz. O da gördüğü yayların farklarının yarısı. Yani x eksi y bölü 2'ye eşittir. Sonra teğet giriş açı. Zaten merkez açı, çevre açı ve teğet giriş açı bizim için çok önemli. Bu açılarda arkadaşlar açı ve gördüğü yay aşırı derece önemli bizim için. Burada da aynı. Burada da çevre açı muamelesi yapacaksın. Açımız alfa ise yalnız dikkat et. Bazen şu hatayı yapıyorsunuz. Bu kiriş ile yay arasındaki açı değil. Kiriş ile teğet arasındaki açı tamamı alfa ise gördüğü yay 2 alfa. Çevre açı gibi olacak. O yüzden böyle bir kirişin ortak teğetleri böyle ortak teğetleri değil de bir kirişin uç noktalarından teğetler çizildiğinde buradaki açılar da birbirine eşit oluyor. Sebep? Çünkü teğet giriş açı alfa ise gördüğü yay 2 alfa. Teğet giriş açı 2 alfa ise burası da ne yapıyor? Alfa yapıyor. Sonra bununla ilgili bazı sonuçlarımız var. Bunlardan bir tanesi aynı yayı gören çevre açıların ölçüleri birbirine eşittir. Bunu çok fazla kafanıza takmanızı istemem. Sebep? Çünkü burası alfa ise gördüğü yay 2 alfa dersin zaten. Hocam 2 alfa ise bak burada da bir çevre açı var. Çünkü açı ve gördüğü yay ilişkisi bizim için çok önemli. Merkez açı, çevre açı ve teğet giriş açı bizim de olmazsa olmazımız. E hatta merkez açı da varsa 2 alfa ise 2 alfa deriz. Mesela burada kaçı bilmiyoruz. Merkez falan verilmemiş. Ancak şu açıda belliyse gördüğü yayların toplamlarının yarısı deriz. Karışıklığa çok fazla girmeyin. Oradaki karışıklık bizi çok fazla ilgilendirmiyor içerideki açılar. İçerideki açıları bulmak için de bazen ve genelde daha doğrusu öyle iç açı ya da dış açıyı da kullanmaktan ziyade ne yapmak lazım? Üçgen bilgileri kullanmak daha mantıklı oluyor. Aklının bir köşesine bunu yaz. Sonra ikinci sonucumuz. Bu birinci sonucumuz. İkinci sonucumuz. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Evet. Şu çap ya. Çap olması çemberi iki eşit parçaya bölüyor. Yani 180-180 diye iki eşit parçaya bölüyor. E çapı gören aslında 180'i görüyor demektir. O yüzden 90 burası. Ya da burası da 180 değil mi? Çapı gören 180'i görüyor. Çapı gören 180'i görüyor diyebiliriz arkadaşlar. Çapı gören çevre açı 90 derece. Sonra şu teğetler olduğu zaman ne oluyor? Burası alfa iken burası 180 eksi alfa oluyor. Açı ve yayın toplamı 180 derece yapıyor. Bunun bir sürü ispatını yaptık. Buraya da yazabiliriz. Alfa artı beta eşittir 180 yazabiliriz. Bunun bir sürü ispatını zaten konu anlatımında yaptık. Bir tanesi şu. Hocam şunu şöyle çizecek olursak. Buraya ben ne diyeyim? Mesela x açısı dersem gördüğü ya 2x. Teğet giriş açısından x açısı oluyor. Hatta bak teğet. Şu uzunlukların da eşit olduğunun ispatını da yapmış olduk. X x ise burası da ne oldu? 180-2x oldu. Bak 180-2x burası da 2x yaptı. Toplamları gerçekten de 180'e eşit oldu. Kısa ispatları da böyle tekrarda veriyoruz. Hatta teğet olunca merkezden geçince bu açı ortaya doğrusu oluyor. Bunun da ispatı çok kolaydı. Çünkü bunu unutursanız ispat yöntemleri bizim için önemli. O yüzden bunları da gösteriyorum. Hocam şu merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Uzunlukta çok kullanıyoruz. Burada R, bu da R. Kollar açılendikler nerede eşittir? Açı ortayda. Teğet olup merkezden geçiyorsa bu da açı ortay oluyor. Bunu da unutma. Sonra paralel iki kiriş arasında kalan yayların ölçüleri birbirine eşittir. Yani bu yayın ölçüsüne bu yayın ölçüsü eşittir. Bunun da sebebi çok basitti. Hop şunu şöyle çizecek olursak. Burası alfa ise z'den dolayı burası da alfa. Alfa ise 2 alfa. Alfa ise burası da 2 alfa yapıyor. Paralel kirişlerin ayırdıkları değil. Arasında kalan yaylar birbirine eşit. Gördüğün üzere. Sonra eşit girişler. Evet, eşit girişlerinde ayırdıkları yaylar birbirine eşit. İspatını zaten merkezden yarıçaplar çizerek eş üçgenlerden konu anlatımında da göstermiştik. Bu da önemli arkadaşlar. Bu eşit girişler gördüğümüz zaman ayırdıkları yayların birbirine eşit olması gerçekten önemli. Hatta bununla ilgili şunu da diyebiliriz. Bir çember var. Bir tane daha çember var elimizde. Bu çemberde bu eşit giriş var. Bu çemberde de bu eşit giriş var. Eğer bunlar eşse
burada ayırdıkları yaylarda birbirine eşit diyebiliriz. Hatta bak bunu biraz daha böyle şey yapalım. Fanteziye kaçalım biraz daha. İki tane eş çember böyle kestiği zaman hocam buradaki yaylar birbirine eşittir. Sebep? Çünkü bu kiriş her ikisinde de eşit kiriş. Hocam bu çemberde çizgi kirisi mesela, bu çemberde çizginin ayırdığı yay buysa, bu çemberde de çizginin ayırdığı yay budur diyebiliriz. Hatta yeri gelmişken şöyle bir şey sallayayım. Ya çıkacak diye çok umut ediyorum. İki karton var mesela. İki kartonu üst üste koydum. Şuradaki tek katlı bölgenin çevresi sorulabilir. Ya da ölçüleri sorulabilir. E hocam burası alfa iken burası da alfadır. Buraya beta dersek, alfa artı beta 180 ya, alfa artı beta eşittir 180 derece yapar. Pardon, alfa artı beta 360 ya, 360 derece yapar. Bak buradaki hilal oluşturduğum zaman eş çemberlerden, ama dikkat. Eş çemberlerden hilal oluşturduğumda bu yayla bu yayın toplamı ne yapıyor? 360 derece yapıyor. İnce bir nokta karşımıza çıkabilir mi? Çıkabilir valla. Evet, ben bunu ne zaman anlatıyorum? Bu arada 1.04.2023'te anlatıyorum. Yani 22.15'te. Saatte 22.15. Neyse, devam. Son olarak kirişler dörtgeni var. Kirişler dörtgeni de arkadaşlar, kirişler adı üstünde kirişlerden oluşan dörtgene kirişler dörtgeni diyoruz. Karşılıklı açılar toplamları 180'dir. Yani alfa ise burası 180 eksi alfa. Burası x'i, burası da 180 eksi x'tir. Tam tersi verilirse de karşılıklı açılar toplamı 180 ise bu bir kirişler dörtgenidir. Etrafına çember çizilebilir diyebilirsiniz. Ben buraya şunu da yazayım. Alfa artı beta 180. Aynı zamanda x artı y de neye eşit olacak? 180'e eşit olacak. Peki birbirine teğet çemberler gördüğümüz zaman ne yapacağız? Arkadaşlar birbirine teğet çemberler böyle dıştan da olabilir, içten de olabilir. Şöyle içten de ben göstereyim şöyle. İçten de olabilir. Birbirine teğet çemberler gördüğün zaman çemberde açıda ortak teğeti çizeceksin. Bu ortak teğeti çizmekteki amaç teğet giriş açıyı kullanmak. Bak teğet giriş açı var. Alfa ise 2 alfa. Hocam ters açıdan burası da alfa. Alfa ise burası da 2 alfa oldu mu? Oldu. Yani AKB yayıyla AKB yayının ölçüsüyle neresi eşit oldu arkadaşlar? Şuradaki BPC yayının ölçüsü, BPC yayının ölçüsü birbirine eşit oldu. Ama bunu ezberleme. Sen bunu böyle gördüğün zaman ortak teğet çiz, teğet giriş açı. Amaç her iki çemberde de teğet giriş açı kullanmak olduğunu bil. Sonrasında teğet giriş açıdan alfa ise 2 alfa, alfa ise 2 alfa kendiliğinden eşitliği bulursun. Mesela bu da burada da öyle. Şuradan bir kiriş çizilse böyle. Şu kirişimiz de şöyle olsun. Şu kirişi çizsem böyle. Hocam yine bu kirişin ayırdığı yaylar eşit. Niye? Şu ortak teğeti çizsek söyle. E hocam teğet kiriş açıdan alfa. Alfa ise gördüğü yay 2 alfa. Büyükte de teğet kiriş açıdan burası da 2 alfa. Bak bu yayların ölçüleri ne oldu? Birbirine eşit oldu. Tamam. Bir de şunu söyleyeceğim. Çemberde açıda da olsak ek çizim hissiyatı olabiliyor. Çemberin tanımını bilmek lazım o yüzden burada da. Çemberin tanımı da nedir? Çemberin tanımı da nedir? Sabit bir nokta eşit uzaktaki noktalar kümesi. Tanımda ne geçiyor? Sabit bir nokta. Yani çemberin merkezi geçiyor. Bir de eşit uzaklık geçiyor. O eşit uzakta ne oluyor? Yarı çap oluyor. O yüzden çemberde de bir şey çizecekseniz eğer en etkili silahınız yarı çap. Biz bunu zaten yıllardır, yani bu zamana kadar yaptığımız işlerde gördük. Mesela ne dedik? Eşkenar üçgende. Yüksekler eşit ya. Yüksekle alakası yerde bir eşitlik verildiğinde ne yapıyorduk? Yükseklik çiziyorduk. Sonra dörtgenle gelelim. Hatta çokgene gelelim. Çokgende de hani eşit sayıda kenar ayıran köşegenler eşitti. Bir köşegenle alakası yerde bir eşitlik verilmişse köşegen çiziyorduk. Şimdi bunu çembere bağlayayım. Çemberde bütün yarıçaplar birbirine eşit. Bir yarıçapla alakası yerde bir eşitlik verildiğinde de en mantıklı çizim ne yapar? Bak hepsi birbiriyle iç içe oluyor aslında. En mantıklı ek çizimin yarıçap. Bunu da sakın ama sakın unutma. Bir de şunu söyleyeyim. Anahtar kelimelerden biridir. Çemberde açıda da kullanıyoruz. Özellikle uzunlukta çok kullanıyoruz. Merkezi varsa, teğet varsa çek dik. Bunun ispatı nereden geliyor? Şunu şöyle uzatacak olursan, eğer yarı çap çizecek olursan. Hocam burası çap oldu. Şu çap oldu. 180 derece. Teğet giriş açıdan 180'i görüyor. Burası 90 derece gelir. Ama biz anahtar kelime olarak kullanacağız bunu. Merkez varsa, teğet varsa çek dik. Hatta merkez varsa, giriş varsa çek dik de aynı şekilde arkadaşlar. İki eş parçaya bölüyor. Niye? Bu da yarı çap, bu da yarı çap. Hocam bu yarıçap bu yarıçap olduğundan dolayı ikizkenarda çizilen yükseklik tabanı iki eşit parçaya bölüyor ya. O yüzden merkezden kirişe çizdiğin dik kirişi iki eşit parçaya bölüyor. Özellikle biz bunları uzunlukta kullanacağız. Ama karşımıza nerede? Çemberde açıda da bu bilgiler karşımıza çıkabilir. O yüzden burada da bu anahtar kelimeleri vermek istedik. Ve böylelikle kısa özetimizi yaptık mı gençler? Yaptık. Ama çemberde en etkili silahımızın da yarıçap olduğunu sakın ama sakın unutma. Gençler özetimiz bitti. Şimdi sırada ne var?
Bunun klasik soruları var. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Bir çeyrek çember var karşımızda. Öncelikle şunu söyleyeyim. Soruda çeyrek çember verilmişse ya da yarım çember verilmişse çembere tamamlamanıza gerek yok. Büyük ihtimalle verilen bu çeyrek çember sorunun çözümü için yeterlidir. E o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Burada 52 derece var. Benden de OAB açısı isteniyor. E bir şey yapamıyorsak en etkili silahımız yarı çap. Bunu kullanacağız. Merkeze koydum parmağını, yarı çap. Öyle kafana göre değil. Şuraya çizeyim, buraya çizeyim değil. Çember üzerindeki noktaları çizeceksin. Bak B köşesi var. Buraya çizdin. Ama çizmeyle kalmasın. Hocam yarı çap, yarı çap, yarı çap eşitlerini de mutlaka göster. E ikizkenar çıktı. 52 burası da. 52, 52. 104. Buraya 76 kaldı. E o zaman burası kaç yaptı? 14 mi yaptı? Evet 14 yaptı. E o zaman buradaki ikizkenarlıktan da 180'den 14 çıkartırsak 166. 166'yı da 2'ye 166 mı yapıyor? Evet 166. 166'yı da 2'ye bölsek 83 83 yapıyor bunlar. Benden de burada kaçı isteniyor? Cevap böylelikle Denizli çıktı. Birinci soru Denizli oldu, geldik ikinci soruya. Bak yarı çapla alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Ne yapacağız? En etkili silahımız yarı çap. Al sana yarı çap. Yarı çap çizmeyle kalmasın. Eşitlikler mutlaka yazılsın. Bu da yarı çap, bu da yarı çap. Bu da yarı çap. Ne çıktı karşımıza? Eşkenar üçgen çıktı. Açılarımız 60'ar derece. BC yayının ölçüsü isteniyor. Merkez açı 60 derece. Dolayısıyla cevap 60 çıktı. Örnek 2'de. Yani cevap Ceyhan. Geldik örnek 3'e. O merkezi çemberde BC yayı 40 derece olarak verilmiş. X isteniyor benden. X nereye görüyor? Hocam X bunun tamamını görüyor. E şuradaki çap olduğundan dolayı, bu çap olduğundan burası 180 değil mi? Evet. E o zaman olay bitti. 180 artı 40 kaç yaptı? 220. E x de 220'yi görüyorsa x kaç derece olur? Çevre açıdan dolayı 110 derece olur. Yani 3. soru Ceyhan oldu arkadaşlar. Geldik 4'e. Şimdi burada x ise gördüğü yay nedir? Hemen açı ve gördüğü yay ilişkisi 2x'tir hocam. E sonra 110 nereye görüyor? 110'a dikkat et şimdi. Açı ve gördüğü yay ilişkisi bizim için önemli. Burası. Hocam burası 220'dir. Bak bu çap değil mi? Çaptan dolayı buradaki açı da 180 derece değil mi? E tamamı da 220 ise o zaman buraya kaç derece kaldı? 40. E o zaman 2x eşittir 40 ise x'i böylelikle kaç buluruz? 20 derece olarak buluruz. Yani örnek 4 Balıkesir. Geldik örnek 5'e. Şimdi burayı 40 derece vermiş. DC yayı nedir diye soruluyor. Hocam içerideki saçma sapan bir açı bu. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Buraya A deyip buraya B deyip. Hocam iç açı A artı B bölü 2. A artı B bölü 2 eşittir 40 deyip. A artı B'yi kaç buluruz? 80 buluruz. Şuraya da X yayı deyip DC yayı isteniyor bizden. Hocam A artı B artı X'in 180 olduğunu söyleriz. Çünkü yarım çember bu. A artı B 80 ise X'i kaç buluruz? 100 olarak buluruz. Cevap Cihan çıkar ama daha farklı bir şekilde nasıl yapabiliriz? Onu da şöyle. Hop çapı gören çevre açı 90 derece değil midir? Evet. E, 90, 90 40 ise buraya ne kaldı? 50. Hocam 50 ise gördüğü yay ne yapar? Çevre açıdan dolayı 100 derece yapar. İkinci bir yolda bu şekilde yapabiliriz. Örnek 5 Ceyhan. Geldik örnek 6'ya. E hocam ne var burada? Şurada bir boynuz var görüyorsunuz. Öncelikle bu x ise gördüğü yay nedir? 2x'tir. Hocam merkez açı var burada. Burası da 2x. E burada bir boynuz var. Boynuz ya da bumerang ya da şal var ne derseniz deyin. Şu üçünün toplamı buna eşit olmuyor muydu? Evet. 45 artı 15 artı x eşittir 2x olduğundan 60 eşittir x mi oldu? Bizden de zaten x isteniyor. Cevap Denizli oldu 6. soruda. Geldik 7'ye. Şimdi bu çemberdeki açıyı bu çembere taşıyacağız. Bak bunun merkezi, kırmızının merkezi bu yay üzerinde verilmiş. Böyle olunca ne yapacaksın? En etkili silahın yarı çapı kullanacaksın. Bak şu yarı çap, şu yarı çap çizecek olursan. Bunu çizmekten amaç ne oldu? Kırmızının merkez açısı oldu. Mavinin de çevre açısı oldu arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bir çember yayı üzerinde bulunduğu zaman en etkili silahımız, hiç unutmayacağınız bir şey, yarı çap çizmek. E hocam 65 ise gördüğü yay 130. 130 ise merkez açıdan 130 yapar burası. E 130 ise mavi çemberde de hop gördüğü yay 2 katı 260 derece değil midir? Evet bizden de zaten BOC açısı değil de şuraya X yazılacaktı arkadaşlar. BXC açısı olacak. Yani BXC'yi de kaç bulmuş olduk arkadaşlar? Böylelikle 260 bulduk. BOC sorulmuş olsaydı o zaman BOC yayı sorulmuş olsaydı o zaman cevap da 100 derece olacaktı. Ama şunu düzelttik. Cevap Edremit oldu. Geldik örnek 8'e. Alfa isteniliyor benden. Alfayı bozmayayım. Hop şöyle bir dörtgen yapıştırayım. Çünkü ben dörtgeni biliyorum. Özellikle çemberde. Kirişler dörtgeni. Hocam şu bir kirişler dörtgeni.
Kirişler dörtgeninin özelliği neydi? Karşılıklı açılar toplamı 180'di. 135 ise buraya kaç kaldı? 45 kaldı. O zaman buraya da 35 derece kaldı. E burada çapı görüyor bu. Çapı gören çevre açı 90 derece. O zaman burada da bir dik üçgen var. 35 ile alfanın toplamı nedir? 90 derecedir. Alfayı da böylelikle kaç buluruz? 55 derece olarak buluruz. Yani örnek 8 C'han. Geldik örnek 9'a. 30 var. Benden ne isteniyor? BCD açısı isteniyor. BCD. Şuradaki açı isteniyor. Hocam 30'u kullanalım. 30'sa gördüğü yay kaç yapar? 30'sa gördüğü yay 60 yapar. Bu yarım çember. Yarım çember 180 derecedir. E o zaman buraya kaç kaldı? Buraya 120 derece kaldı. Teğet giriş açı var. 120'yi görüyor. O zaman burası da kaç derece yapar? 60 derece yapar. Dolayısıyla örnek 9'u Denizli bulduk. Geldik. Şunu tam işaretleyememişim. Pardon. Şöyle bir işaretleme de tikim var. İşaretleyeyim. Tamam. Evet örnek 9 Denizli oldu. Geldik örnek 10'a. Şimdi x ile y'nin toplamı isteniyor. Arkadaşlar şurada bir teğet giriş açı var. 30'sa burası nedir? 15'tir. Aa, burada 75, 15 daha. 90. Buraya kaç derece kaldı? 90 derece kaldı. Başka bir şey var mı? Y'yi bulmam lazım. Y hocam bu yayı görüyor. Hocam 75 ise gördüğü yay 150'dir. Teğet giriş açıdan. 150 ise çevre açıdan da burası da 75 derecedir. Benden x artı y isteniyor. X 15, y de 75. Topladığımız zaman da kaç çıkar? 90 çıkar. Örnek 10 Balıkesir. Geldik örnek 11'e. Şimdi burada bir 80 derece var. 80'i kullanayım. 80 ise gördüğü yay 80'dir merkez açıdan. Alfa da içerideki saçma sapan bir açı. E hocam saçma sapan bir açı. Gördüğü yayların toplamına eşit değil mi? Evet. Şimdi ben buraya A ve B diyecek olursam. A artı B artı 80 yarım çemberin yayına eşit değil mi şöyle? Evet. 100'e 180'e eşit olacak. E buradan A artı B'yi kaç buluruz? 100 buluruz. Alfaya bak. Gördüğü yayların toplamlarının yarısı. A artı B bölü 2. Yani alfa A artı B 100 olduğu için 100 bölü 2'den cevap kaça eşit olacaktır? 50'ye eşit olacaktır. 11. soru Cihan çıktı geldik 12'ye. Şimdi 80 derece var bir de alfa var. Alfa ise gördüğü yay nedir? 2 alfa. Aa, içerideki herhangi bir açı merkez açı falan değil. Gördüğü yaylar şunlar değil mi? Evet. E o zaman 60 eşittir 2 alfa artı 80 bölü 2. E buradan 2 ile çarptık 120 eşittir 2 alfa artı 80. Buradan 40 eşittir 2 alfa. Alfayı da böylelikle kaç buluruz? 20 derece olarak buluruz. Pardon. Örnek 12 Balıkesir çıktı. Geldik örnek 13'e. Şekilde böyle teğetlik meğetlik verilmiş. Arkadaşlar öncelikle 85'te 60'ta kullanayım. Bak üçgen bilgileri kullanacak diye hep söylüyoruz. Varsa iki iç açı dayanamayıp bir dış açı dersiniz. Burada da iç açı yok. Buradaki var. İki iç açının toplamı bir dış açıdan burası kaç yapar? 25 yapar. Hocam 25 nedir? Teğet giriş açı. 25 ise gördüğü yay 50. Aa 50'yi gören şuradaki açı ne? Çevre açı. 50'yi görüyor. Buradaki açı da 25 yapar. Bizden B, A, C açısı isteniyor. Burada kaç isteniyor? 85, 25 daha. Bak üçgen. Üçgen bilgilerini de kullanacağımızı da söylemiştik. 85, 25 daha 110. Buraya kaç derece kaldı? 70 derece kaldı. Dolayısıyla örnek 13'te böylelikle Edremit yaptı. Geldik örnek 14'e. Şimdi gençler birden bizden X açısı isteniyor. 76 ise buradaki yayı bulabilirim ben. Sonra 54 ise buradaki yayı bulabilirim ben. E hocam 76 ise hadi bulalım o zaman burayı. Burası 152 mi yapar? Evet. 54 ise burası da 180'e tamamlayanı 126 mı yapar? Aynen öyle. Burası 180'e tamamlayanı 152 mi? Nereden çıktı o? 180'e tamamlayanı kaç yapar? 104 yapar arkadaş. Doğru değil mi? Evet 104 yapar. Burası 126 yapar. E şimdi burası da 2x değil mi çevre açıdan dolayı? E çemberin ölçüsü de 360 yapacak. 2x artı 104 artı 126 eşittir 360 olduğundan. 2x eşittir. Şu ikisinin toplamı 230. 130 yapar o zaman 360'dan çıkınca. X'i de böylelikle kaç buluruz? 65 olarak buluruz. Yani örnek 14 Edremit oldu. Geldik örnek 15'e. Eşit kirişler verilmiş. Kirişler eşitse ayırdıkları yaylar nedir? Birbirine eşittir. Burası 45 ise gördüğü yay 90. E burası da 90. E hocam 25 ise burası nedir? 50. Şimdi benden X isteniyor. Vallahi arkadaşlar şurayı bulup gördüğü yayların farklarının yarısı diyebiliriz. Ya da daha farklısını söyleyeceğim şimdi. Öncelikli olarak şunu yapalım isterseniz. 90, 90, 180 ve 50 bir de şuraya alfa diyelim. Alfa 90, 50 ve 90'ın toplamı 360 yapması lazım. Çemberin ölçüsünden dolayı. E buradan alfa ne yapıyor? 130 derece mi kalıyor? Evet alfa 130. Sonra sen şimdi x açısına da 130 eksi 50 bölü 2 diyebilirsin. Ya da 130 iken çevre açı yok mu burada? Var.
Burası 65'tir. E hocam burada da bir üçgen. İki iç açı, bir dış açı. X artı 25 eşittir 65'ten. X'i böylelikle 40 derece diye buluruz. Yani üçgenden yapılabiliyorsa üçgenden yapın arkadaşlar. Yoksa dış açıdan yapabilirsiniz tabii ki. Sıkıntı yok. Örnek 15 Ceyhan oldu. Geldik örnek 16'ya. Şimdi bir kare verilmiş. E bu bir kare ise karenin bütün kenarları nedir? Birbirine eşittir. Şu eşitleri yazalım. E eşitse her bir yay birbirine eşit olacak o zaman. Yani bu ne demek? Bu yay, bu yay, bu yay ve bu yay eşit olacak. Hatta 360'ı eşit 4 parçaya bölüyor burası. 360 bölü 4'ten her bir yay kaçar derece olur? 90'ar derece olur. Kareyi kullandık mı? Kullandık. E şimdi ben x'i de kullanayım böyle. 25'i de kullanayım. 25 ise gördüğü yay 50'dir. E 90'ı buradaysa, tamamı 90'sa, 50'si buradaysa buraya 40 kaldı. 40'tan dolayı buraya da ne kaldı? 20 derece kaldı çevre açıdan dolayı. Cevap 20. Daha farklı yapılabilir mi? Yapılabilir tabii ki. Şu 50'yi buldun ya, 25 ise 50. Şu köşegeni çizersin. Hocam 50 ise 25 yapar. E köşegen 45 yapacak. Buraya da 20 kaldı diyebilirsin. Bu da farklı bir yol. Tabii ki seçim sana kalmış. İstediğin yoldan yapabilirsin. Evet örnek 16 Balıkesir. Geldik örnek 17'ye. Bak dörtgen var burada. Gördün mü? Kirişler dörtgeni. E o zaman kirişler dörtgenini kullanacağız kardeşim. Kirişler dörtgenini kullanacaksın kardeşim. Bunu unutma. Kirişler dörtgeninde ne var burada? Kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar toplamı 180'di. X ise burası ne olacaktır? 180 eksi x olacaktır. Hocam şunları da kullanayım. Büyük de bir boyunuz yok mu arkadaşlar? Var. Şu üçünün toplamı buraya eşit olacak. Burası da ters açıdan dolayı x. X neye eşit olacak? 180 eksi x artı 40 artı 30 eşit olacak. Tekrarlıyorum. Boynuzdan, bumaraktan ya da şalvardan şu üçünün toplamı buna eşit olacak. Eksi x attık buraya 2x. Burası da kaç yaptı? 250 yaptı. X de böylelikle 125 diye bulduk. Cevap Denizli çıktı. Örnek 17'de. Geldik örnek 18'e. Hocam dörtgen var. Dörtgen varsa kirişler dörtgeni kardeşim. Kirişler dörtgeni ise 150 ise burada kaçı? 30 derece. 40'ı kullanalım. 40, 30 ve x'in toplamı da üçgenden dolayı neye eşittir? 180'e eşittir. Dolayısıyla x'i de böylelikle 110 derece olarak buluruz. Yani çember o kadar zevkli ki özellikle çemberde açıyı çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz da zaten. Örnek 18 Ceyhan geldik örnek 19'a. Şekilde kesişen iki çember verilmiştir. O noktası büyük çemberin merkezidir. İşte burası. Sonra ABCD dörtgen ve BAD 70 derece verilmiş. Tamam. Şimdi arkadaşlar iki çember verildiği zaman, kesiştiği zaman bunu nasıl kullanacağız? Genelde şöyle kullanıyoruz. Hocam ortak kirişini çizeyim. Aa burada ne oluştu? Bir dörtgen oluştu. Yani kirişlerden oluşan dörtgen. 70 ise 180'e tamamlayanı 110'dur. O zaman burası 70. Sonra benden EOC açısı isteniyor. Neresi E? Şurası E. Onu da kullanmayı söylemeyi unutmayalım. EOC açısı isteniyor bizden arkadaşlar. Şurada kaç isteniyor? Hocam 70'i bulduk ya. Burası 70 ise gördüğü yay 140. Merkez açıdan dolayı. Burası da 140 yaptı mı? Yaptı. Dolayısıyla örnek 19 Denizli çıktı. Geldik örnek 20'ye. Şimdi iki çember birbirine teğet verilmiş. Ne yapıyorduk? Ortak teğet çiziyorduk. Ortak teğet çizmemizdeki amaç teğet giriş açıyı kullanabilmek. Peki teğet giriş açıyı kullanabilmekse hocam. Ben burada teğet giriş açıyı kullanacağım her iki çemberde de. Teğet var giriş yok. Hop şu girişi oluştursam. Burada da bu girişi oluştursam. Her iki çemberde de teğet giriş açıyı kullanabilirim. Şimdi bana BAE açısını vermiş. Nereye? BAE'yi 40 derece vermiş. Hocam burası 40 ise gördüğü yay 80'dir. Teğet giriş açıdan burası da 40'tır. Burada da teğet giriş açı. Burayı görüyor arkadaşlar. 80'i burası da 40'tır. Sonra hocam 40, 40, 80. Yani iki iç açı bir dış açı. 80. Teğet teğet olunca ne oluyordu arkadaşlar? Bu açıyla bu yayın toplamı 180 yapıyordu. Yani burası 100 oldu. Hocam burası 100 ise teğet giriş açıya bak kullanacağız. Teğet giriş açıdan dolayı 100'ü görüyor. Burası 50'dir. Hocam burası da 50'dir. Sonra hatta bu 50'leri de bulduk da benden DCF açısı isteniyor. Şurası isteniyor. Tamam işimize yarayacak. Hocam burası 100 ya. Burada kaçı da çevre açıdan dolayı 50 derece çıkmaz mı? Çıkar. X kenarlık da var burada. Tepe açısı 50 ise 180'den 50 çıkart. 130 2'ye böl. 65 65 yapar buraları. Benden de şurada kaçı isteniyor? Hocam 50 65 daha 115. Buraya da 65 derece kaldı diyebiliriz. Birinci yol bu. Ya da hocam 65 ise gördüğü yay 130. Burada da teğet giriş açı var. 130'un yarısı 65 derece yapar diyebiliriz arkadaşlar. Bu da bir sonraki yol olsun. Yani ikinci yol olsun. Evet örnek 20'yi Edremit bulduk. Geldik örnek 21'e.
İki tane çember birbirine teğet verilmiş. Birbirine teğet verildiği zaman ne yapıyorduk? Ortak teğeti çiziyorduk. Şu ortak teğeti çizdik. Hocam bu ortak teğetin devamı A'dan mı geçer? Bilemeyiz. Şuradan da geçebilir, buradan da geçebilir. İşi hiç riske atmayalım. Şu ortak teğet bizim için önemli. Ortak teğeti niye çiziyorduk? Her iki çemberde de teğet giriş açıyı kullanabilmek için. E o zaman ben buradaki açıya A diyeyim, buraya da B diyeyim. Bak, teğet giriş açı A ise gördüğü yay 2A. Teğet giriş açı o zaman burası da A oldu. 2A'yı görüyor çünkü. Peki burası B ise, teğet giriş açı B ise gördüğü yay 2B. Hocam teğet giriş açı 2B'yi görüyorsa burası da B mi oldu? Evet. E şimdi 70'i kullanacağım. 70 nerenin elemanı? Büyük dörtgenin elemanı. E o zaman dörtgeni de kullanacağım. Dörtgen var burada. Dörtgenin iç açıları toplamı 360. Yani 2 tane A, 2 tane B ve 70 var. 2A, 2B ve 70'in toplamı eşittir 360 yapmalı. 2A artı 2B böylelikle 290 yapar. A artı B de 2'ye böldüğümüz zaman kaç yapıyor? 145 yapıyor arkadaşlar. Bizden de BCD isteniyor. BCD'ye bak bakalım. BCD açısı neye eşit oldu? A artı B'ye eşit oldu. Dolayısıyla cevap Edremit oldu arkadaşlar. Evet, böylelikle örnek 21'de Edremit bulduk ve klasik soruları bitirdik. Tekrarı bitirdik. Çemberde açıyı şöyle çok güzel bir şekilde hatırladık. Şimdi sırada bunun yeni nesil sorularını çözme var. Yani 12. gün 2. videoda bunun 2. yeni nesil sorularını çözeceğiz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.